Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu fakirin 1700 watt Vienta blenderını kanalımızda inceledik. Videoda oldukça fazla ilgi gördü. Çok teşekkür ederim. Yalnız video altında çok fazla soru var ve bu cihazın ellerinde çabuk bozulduğunu, motorunun bozulduğunu, parçalara takamadıklarını, yani bir sürü soru var. Bunların hepsini cevaplandırmak için bu videoyu çekiyorum. Yani tek tek anlatacağım arkadaşlar nasıl takıldığını, nasıl kullanıldığını tarif etmeye çalışacağım. O videonun çekildiği günden beri bunu kullanıyorum. Hiç sıkıntı yaşamadım. MİM'den alınma bir ürün. Şimdi ilk baştan başlayalım arkadaşlar. En temelinde. Şimdi burası hazne kısmımız. Bu da doğrayıcımız arkadaşlar. Şimdi bu doğrayıcı şu şekilde görüntüsü. Bakın içinde beyaz bir kısım var. Bıçakları var. Bunu normal buradaki metal kısma oturtuyoruz. Bu kadar. Bakın oturttuk. Çevirdiğimizde dönüyor. Boşa dönüyor. Bu kadar. Bunu oturtturduk. Sonra bunu üzerine kapatıyoruz. Yani şunu falan takmayın. Bakın bu rende. Bununla da işiniz yok. Bunu takıyoruz üzerine. Burada bakın işaretler var. Kilit açık, kilit kapalı. Dolayısıyla yani kilit kapalı hali şuraya denk gelecek. Kulp kısmına. Şu şekilde oturtturduk. Bakın çevirdik. Bitti. Şu an bu mekanizma kilitlendi. Daha sonra motor kısmını buraya takıyoruz. Bu da aynı şekilde işaretli. Kilit açık, kilit kapalı. Onu da yine bu şekilde oturtturduktan sonra burada işaretini bulalım. Burada işaret, evet. Bakın işaretler denk geldi. Buradaki ok işareti kilit kapalıya denk geldi. Yani artık bu buraya oturdu. Yine bu tarafa çevirdiğimizde açılıyor ve çıkarıyoruz. Burası bu kadar arkadaşlar. Yani bu kısımda bu şekilde monteliyoruz. Şimdi geçelim diğer parçaya. Yine açarken buradan çevirdik, çıkarttık. Diğer parçamız bu arkadaşlar. Bu ne için? Bunu da rendi kullanacağımız zaman takacağız. Yani rendeyi bunu oturtmaya çalışmayın. Rendi bunun için. Zaten köşeli kenarları. Yine bunu da böyle koyduk. Bu kadar bakın. Koyduk. Bu da rendemiz. Bakın gördüğünüz gibi köşeli. Altıgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bir daha sayayım. Yanlış olmasın. Bunu da buraya oturtuyoruz. Yani bu kısım buna zaten girecek. Buna uyumlu. Bakın. Sonra bıraktık. Bu kadar. Sonra yine bunu takacağız. Aynı şekilde. Şu kısım denk gelecek. Bu buraya oturacak. Kapatacağız. Bu kadar. Bu da rendemiz. Şimdi rendeyi elimize aldık. Bu rendenin nasıl söküldüğünü de göstereyim. Şurada tırnağı var arkadaşlar. Bu tırnağı bu tarafa doğru kendimize doğru ittirip dışa doğru itekliyoruz. Gerçekten bunlar soruluyor. Tek tek anlatayım ben. Kanalıma da abone olarak destek verirseniz sevinirim. Yani uğraşıyoruz. Abone sayımız da artarsa güzel olur. Bu şekilde. Yeni rendeyi takacağınız zaman onda da aynı mekanizma var. Yine buradan kilit kısmı bu tarafa denk gelecek. Bastırıyoruz, takıyoruz. Bu kadar. Gösterelim. Yani şu kısmı içe gelecek. Kilit kısmı dışa gelecek. Bu şekilde oturtturduk. Bitti. Oturdu. Rendeyi de anlattık arkadaşlar. Rende de bitti. Bu da bitti. Gelelim bu kısma. Buna takacağımız aparat var. Mesela mikser. Bakın yine bunda kilit mekanizması. Yine bunda yön var. Şurada yön işareti var. Şimdi burada bakın ok tuşunu getirdik. Açık durumda zaten. Ok tuşuyla burası. Oturtturduk bitti.
Ondan sonra zaten bunu takıyorsunuz. Normal itekleyerek. Taktık, bastık, çalışacak. Bununla da işimiz bitti. Buna gelelim. Bu ne? Karıştırıcı. Bu da aynı şekilde burada çentiği var. Bakın oku. Kilit kısmına getiriyoruz. Çeviriyoruz. Bitti. Bu kadar. Şimdi ya basit hepsi aslında. Kuralına uyarsanız hem kullanması daha hızlı, daha pratik, hem basit takılması. Öyle zorlama falan yok. Yine burayı zaten anlattık size en başta. Hani hızlı olsun, kolayımıza gelsin diye başka başka işler yapıyoruz. Bu sefer cihaz kırılıyor veya bozuluyor. Ben dediğim gibi aldığım günden beri kullanıyorum. Bir sıkıntı yaşamadım. İnşallah da bozulmaz. Burası da zaten parçalayacağınız şeyleri koyuyorsunuz. Bununla da bastırarak onun rendeden geçmesini sağlıyorsunuz. Daha da anlatacak bir şey yok. Videoyu da uzatmak istemiyorum arkadaşlar. Durum bu. Aletin parçaları nasıl takıldığı bu şekilde. Buralara zaten müdahaleniz olmuyor. Umarım işinize yarar. Kafanızdaki soruları cevaplar. Yine başta belirttiğim gibi kanalıma abone olarak destek verirseniz sevinirim. Başka bir videomuzda görüşmek üzere. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın.